Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Moskova'ya giderken onun yanında dosyasında neler vardı? Şimdi bunları konuşacağız. Bakü'ye gidelim. Fatih Avanos Bakü'de bizi bekliyor. Yanında değerli bir gazeteci var. Anadolu Ajansı Bakü Bölge Müdürü Sayın Tolga Özgen. Şimdi iki gazeteci bölgeyi, bölgedeki gelişmeleri yakından takip eden iki isim Fatih Avanos'la birlikte değerlendirecekler. Önemli bir toplantı dedik. Zaferin ardından ilk kez bir araya geliyor taraflar. Her iki tarafında çekinceleri var. Putin'le birlikte işte tüm bunlar masaya yatırılacak. Alalım ayrıntıları. Aliyev'in dosyasında neler var, beklentiler neler bu toplantıdan? Önemli bir toplantı Rusya Devlet Başkanı'nın inisiyatifiyle Moskova'da taraflar ilk kez uzun zaman sonra özellikle Karabağ Harekatı'ndan sonra ilk kez yüz yüze bir temas gerçekleşecek. Bir araya gelecekler. Tabi yıllardır e, gerek Münih Güvenlik Konferansı'nda gerek Davos'ta birçok mecrada iki lider gelir ve tartışırlardı. E, Nikol Paşinyan Karabağ Ermenistan'ındır diyordu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı da Karabağ Azerbaycan'dır ayrılmaz bir parçasıdır diyordu ama ilk kez uzunca zaman sonra hatta 30 yıl sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı zafer kazanmış bir ordunun lideri olarak Moskova'ya gitti. Artık o topraklarda Azerbaycan askerleri vardı. Yeni durumda 2021 yılının başında da yüz yüze Moskova'da ilk görüşme gerçekleşecek kritik bir görüşmeydi. İlk temas olması önemliydi. 11 ay önce 15 Şubat 2020'de Münih Güvenlik Konseyi'nde Sürçü lisan etmişti Nikol Paşiyan. Karabağ Azerbaycan'dır demişti. Tabii görüşmelere sebep olmuştu. Ardından da kendisini düzeltmişti. Ama bu sürçü lisan gerçek oldu. Önemli bir yayın konuğum var. Rusya, Azerbaycan, Kafkasya ve Orta Asya Bölge Müdürü Anadolu Ajansı'nın Tolga Özgenç yayın konuğum. O sürçü lisan gerçek oldu. Yani bir sene geçmedi üzerinden hakikaten Karabağ Azerbaycan oldu. Önemli bir görüşme dedik. Neler görüşülebilir size soralım. Aslında Fatih senin de söylediğin gibi bugüne kadar Azerbaycan liderleriyle Ermenistan liderleri arasındaki görüşmelerin hepsine biz haber diliyle önemli görüşmeler olarak kaydediyorduk. Haberlerimizde böyle yazıyorduk ama asıl önemli görüşme, asıl tarihi görüşme bugün Moskova'da gerçekleşecek. Çünkü senin de söylediğin gibi Azerbaycan ordusunun başarısından sonra, Ermenistan ordusunun hizmeti uğramasından sonra, 44 günlük savaştan sonra 30 yıllık sürecin noktalanmasından sonra, Dağlık Karabağ ve çevresindeki toprakların kurtarılmasından sonra, iki lider, iki ülkenin liderleri ilk kez yüz yüze gelecekler. Karşı karşıya gelecekler, bir masa etrafında oturacaklar ve bu Moskova'da gerçekleşecek. Bu anlamda, bu iki bugünkü görüşmenin önemli noktalarından bir tanesi bu. Bir diğeri ise. Bugüne kadarki liderler görüşmesini Hagit, Minsk grubu eş başkanları düzenliyordu. Bu kez e, savaş sürecinde sen de hatırlarsın. Azerbaycan bu grubu eş başkanların artık inisiyatif alamayacağını, başarısız ve yetersiz, yetersiz olduğunu söyledi. Ondan sonra e, eş başkanlar biraz geriye çekildi. Çünkü açıklanmasa da Azerbaycan tarafı bunu istemiyordu. Yani onların e, barış yoluyla topraklarını... Azerbaycan Türkçesiyle gaytarmadığı için, savaşla aldığı için, şehitler verdiği için bunları başarısız olarak niteledi ve onların geri durmasını istedi bir anlamda ve bu anlamda da bugünkü görüşme önemli çünkü bugünkü görüşmenin inisiyatifini ateşkes sürecinde 10 Kasım'da olduğu gibi Rusya almıştı ve bu anlamda da bugünkü görüşme gerçekten önemli. Yani yeni bir format oluştu diyebiliriz. Akitmis evet. grubu devre dışı. Cumhurbaşkanı İlamaliyev'de hatta son geldiklerinde eş başkanlara hani ben sizi davet etmedim neden geldiniz Aynen. demişti. Şimdi o siz bunu söyleyince o aklıma geldi. Aynen. Şimdi o zaman bu görüşme yeni bir format demiştik. Artık Türkiye'nin ve Rusya'nın bölgede daha aktif aslında çözümde rol aldığını da söyleyebiliriz. E neler görüşülebilir? Masada hangi konular en fazla belki iki lideri zorlayacak diyebiliriz. Doğru, bugünkü tabloyu aslında Türkiye, Rusya, Azerbaycan aylar yıllar öncesinden çizdi. Yani bugün bir barış sürecinden, bir işgalden kurtarılmasından söz edebiliyorsak, bu üç ülkenin inisiyatif almasını borçlu olduğumuzu söyleyebiliriz. Bölge buna borçlu. Bölge bugün biraz huzura kavuşmuşsa, bu üç ülkenin inisiyatif almasından dolayı kavuşmuştur. Şimdi bugünkü toplantıya gelirsek, yaklaşık bir saat önce Paşinyan ve Cumhurbaşkanı Aliyev Moskova'ya indi kremdine doğru yol almaya başladılar bu saatlerde toplantının başlamasını bekliyoruz masada neler olacak birincisi 10 Kasım'da imzalanan Ateş ateşkesin maddelerinin ne kadarının uygulandığı ne kadarının başarısız olduğu hangi noktalarda sorunların çıktığını üç lider masada görüşecekler e, Ateşkeste 9 tane madde vardı e, bizim takip ettiğimize göre aşağı yukarı 8 e, maddede bir e, uygulamalar yapılıyor. Geriye kalan sadece Nahçıvan Koridoru ile ilgili 9. maddede uygulama yapılamadı bugüne kadar. Hiç, hiçbir şekilde ilerleme yok. Bunun gündeme geleceğinden kesinlikle eminiz. Çünkü bu madde Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından ateşkese konulmuş bir madde. Ve en son açıklamasında da bunun mutlaka hayata geçirileceğini söyledi Cumhurbaşkanı Aliyev. Şimdi bölgede bazı sorunlar var. Ateşkes maddeleri uygulanıyor ama tam anlamıyla uygulanamıyor. Bazı sorunlar ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi Azerbaycan-Ermenistan arasındaki sınırın belirlenmesi. Burada bu toprakların hiçbir zaman Azerbaycan'a verilmeyeceğini düşündükleri için Ermenistan tarafı yollar yapmışlar, evliler yapmışlar. Yani eski Sovyetler dönemindeki ülke sınırlarına geri çekilmesi gerekiyor. Ama 30 yıl içerisinde bunlar o sınırları taştıkları için şimdi oradan çıkmakta zorlanıyorlar. Bu konuda bazı sıkıntılar yaşıyorlar. Bunun masada görüşüleceğini biliyoruz. Diğer görüşülecek noktalardan bir tanesi Rus askerlerinin bölgedeki faaliyetleri. Cumhurbaşkanı Aliyev, biz inisiyatif gösterdik. Yardım malzemelerinin Ruslar tarafından dağıtılmasına biz onay verdik. Bunu hiçbir zaman unutmasınlar diye açıklaması vardı. Bunu masada da dillendirecek diye düşünüyoruz. Bu hem Putin'e hem de Paşinyan'a. ...verilecek bir mesaj olarak değerlendirmek gerekiyor. Bir diğer madde ise e, Dağlık Karabağ bölgesinde e, savaş döneminde o bölgeden çıkan Ermeni vatandaşların... E, ...Rus gözetiminde tekrar bölgeye geldiklerini biliyoruz. Yaklaşık 47-50 bin civarında Ermenistan vatandaşı bölgeye geri döndü. Birincisi bu bölgede ne kadar Ermeni vatandaşın daha önceden yaşadığına ilişkin bir tespitin yapılması gerekiyor. İkincisi buradaki vatandaşların silahlı olup olmadığını denetlenmesi gerekiyor. Çünkü e, ateşkesten sonra bölgeden çıkmayan bazı silahlı çeteler diyebileceğimiz gruplar var. Bunlar zaman zaman Azerbaycan askerlerinin e, nöbet noktalarına saldırı düzenliyorlar ve ne yazık ki Azerbaycan ordusu buralarda şehit veriyor. Bunların önlenmesi için e, e, bu konunun gündeme gelmesi gerekiyor. Azerbaycan tarafının bunu gündeme getireceğini biliyoruz. Bir diğer nokta ise son dönemlerde çokça gündemde olan Azerbaycan halkının çok şikayet ettiği noktalardan bir tanesi de Erivan yönetiminden bazı siyasilerin Dağlık Karabağ bölgesini ziyaret etmesi. Hala oranın kendi topraklarıymış gibi, eskisi gibi olduğunu düşünüp Rus askerlerinin de gözetiminde olduğu Han kendini ziyarette bulunmaları bu Azerbaycan tarafından e, çok büyük rahatsızlıkla e, dile getiriliyor. Bunu Cumhurbaşkanı Aliyev de en son konuşmasında dile getirdi. Bu gibi noktaların e, masada olacağını düşünüyoruz. Bir önemli nokta ise az önce söylediğimiz gibi bu Nahçıvan'la e, Azerbaycan'ın e, ana karasının birleştirecek zen, e, koridorun, Zengezur'da. Zengezur bölgesinden İran sınırından geçecek koridorun ne zaman ve nasıl hangi şartlarda hayata geçirileceğin olması bu kesinlikle masada olacağını söylemiştik. Çünkü bu hem bölge ticareti hem bölge barışı açısından çok önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'ye yaptığı ziyarette dile getirdiği altılı platform vardı. Bölgesel işbirliği platformu. Rusya, Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan, İran, Gürcistan bu ülkelerin bu koridora katılmasını bu Türkiye, Rusya, Azerbaycan üçlüsü istiyor. Bununla bölgeye barış geleceğini düşünüyoruz. Ermenistan'ın ve Paşinyan'ın aslında siyasi geleceği de bu bölgenin, bu ticaretinin canlanmasına bağlı. Çünkü Ermenistan siyasi, ekonomik ve psikolojik anlamda bir çöküntü içerisinde. Paşinyan ülkesinde istenmeyen bir lider. Bunların tamamen ortadan kaldırmak için Paşinyan'ın bu Zengezur bölgesindeki koridoru bir an önce hayata geçirmeye yardımcı olması gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz değerli bilgiler için yayınımıza konuk oldunuz. Evet, Tolga Özgenç'in de ifade ettiği gibi hem Paşiyan'ın siyasi geleceği için aslında Bölgedeki o ekonomik faaliyetlerin artık başlaması gerekiyor. Azerbaycan'ın da Nahçıvan'la bağlantısının kurulması gerekiyor. Tabii bölgede silahlı çeteler var ve onlar e, hiçbir şekilde Erivan yönetiminin sözünü dinlemiyor. Biz bölgeden çekilmeyiz diyor. Bu da tabii önemli başlıklar arasında olacağını ifade edelim. Başkent Bakü'de üçlü görüşme ilişkin e, son değerlendirmeler bu şekilde. Sözü yeniden size bırakalım. Evet, önemli bir toplantı bugün Moskova'da gerçekleşecek. Bakü'den aldık izlenimleri, değerlendirmeleri Ankara'nın da yakın takibinde. Bunun da altını çizmek lazım. Ziyer Ankara yani Türkiye, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının giderilmesinin ardından imzalanan anlaşmanın gözetiminden sorumlu Rusya ile birlikte Türk askeri de orada görev yapacak sevgili seyirciler.